Risale-i Nur'un ayetlerini açıklamaya devam edelim. Allah-u Azimüşşan ve Tekaddes Hazretleri malumunuz olduğu üzere kıyamet sabahına kadar yeryüzündeki insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmek üzere gerek fert, gerekse aile, gerekse cemiyet ve devlet nizamını kurmaları ve mükemmel şekilde idare edilmeleri için Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, hükümleri göndermiş oldu. Kur'an-ı Azimüşşan bilindiği gibi 114 sure-i şerifeden ibaret bulunuyor. Sure demek iki besmele arasında bulunan parça parça bölümlere sure deniyor. Sureler de ayetlerden meydana gelmiş bulunuyor. Ayetler. Ayet ne demek? İki durak arasında kalan kısımlar. Başında ve sonunda duraklar olan bölümlere ayet. İki besmele arasında bulunan kısımlara, bölümlere de sure deniyor. Bu Nur suresi de bizzat aileden, aile hukukundan, kadınlarla erkeklerin birbiriyle olan alakalarından ve bu hususta Allah-u Teala'nın çizdiği sınırlardan ve hükümlerden bahsediyor. Aile iffet ve namusunu korumak için bir takım cezai müeyyideler tertip olunmuştu. Bunlardan bahsettik, ayetleri açıkladık. En sonunda Hz. Ayşe validemize radıyallahu teala anha validemize yapılan bir iftiradan bahseden ayetleri açıklamış. Devam ediyoruz. Estaizu billah. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfüsihim hayra ve kalu haza ifkün mübin. Burada çok güzel bir halet ruhiyesine dokunuyor müminin. Cenab-ı Hak diyor ki levla iz semi'tumuhu, o iftirayı duyduğunuz zaman, keşke o iftirayı işittiğiniz zaman zannel müminune vel müminatu, gerek mümin kadınlar gerekse Müslüman erkekler, Müslüman kadın ve erkekler bi enfüsihim hayra, kendi nefislerine kıyas ederek böyle bir iftirayı duydukları zaman kendileri buna razı oluyorlar mı, olamıyorlar mı? Kendilerinin hoşuna gidiyor mu, gitmiyor mu? Noktayı nazarından hareket ederek keşke hüsnü zan edelerdi de ve kalu diyelerdi ki haza ifkün mübin, bu açıktan açığa bir iftiradır diyeler. Çünkü inananlar olmuş. Hazreti Ayşe validemize yapılan bu iftiraya inananlar olmuş. Mustah isminde bir Müslüman inanmıştı. Sa'd ibn Sabit isminde bir sahabi inanmıştı bunlar. Neredeyse bu işin doğru olduğuna inanmışlar. Ve sağa sola da söylemişlerdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle bir iftira duyduğunuz zaman keşke tedbirli hareket edeydiniz de size yapılan, mesela bu iftira size yapılsaydı hoşlanır mıydınız, hoşlanmaz mıydınız? Buradan düşüneydiniz de tedbirli hareket edip hüsnü zan edip de bu iftiraya aldanmayaydınız. Bu açık bir iftiradır diye bağırıp gezeydiniz. Allah-u Teala böyle arzuluyor yani. Ve burada güzel bir usulden haber veriyor. Mümin bir başka mümine dair bir haber işittiği zaman derhal inanmaması, önce inanmamayı veya önce hüsnü zan ile, yani güzel bir zanla işi ele almayı, hemen hüküm vermemeyi emretti. Cenab-ı Hakk'ın bu ayet-i kerimede verdiği haber bu. Ey müminler, siz herhangi bir mümin hakkında bir şey işittiğiniz zaman önce onun yerine kendinizi koyun. Kendiniz hakkında böyle bir haber sizin hoşunuza gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu açıdan, bu noktadan hareket edin. Kendinizi ona, onu da kendinize kıyas ederek işi buradan ele alın diyor. Hüsnü zanla hareket edin ve hemen aldanmayın. Böyle bir takım yalanlara, iftiralara kanmayın. Araştırma yapın. Delilini arayın. İspatını arayın. Şahitlerini arayın. Ondan sonra inanın. Hemen kanmayın yani. Çünkü bu fitne olur. Birdenbire duyulan bir habere, bir söze, bir lafa aldanmak Müslümanın asla vasfı ve sureti değil. Müslüman araştırır. Böyle bir haber yayılmış. Bu haberin doğruluğunu araştırır da ondan sonra yayar. Hemen aldanmaz, hemen kanmaz, hemen bu habere yapışıp da fitneye, fesada koşmaz. Burada bu ayet-i kerime bu usulü öğretiyor. Mesela hemen aklıma geldi. Çok Müslüman aileler vardır, temiz Müslüman aileler. Herkesi de kendileri gibi temiz zannederler. Veya bir takım kötü insanlar vardır. Herkesi de kendileri gibi kötü zanneder. İyi zannetmek esastır. Kötü zannetmek esas değildir. O tali bir sıfattır. Bir Müslüman aile nasihat kitaplarında yer almış. Hemen bir söze, hemen bir fesada, fitneye, bir habere aldanıp da hareket eden bir ailenin nasıl bir fesada gittiğine dair bir nasihat kitaplarında güzel bir misal var. Onu anlatıp geçeyim. Ayet-i kerimenin de mazmununu, mefhumunu ifade ediyor. Bir Müslüman asil bir aile evlerine hizmetçi almak ister. Bir hizmetçi kadın çamaşır yıkayacak, evi temizleyecek. bahçeye süpürecek, hizmet edecek bir kadın arar. Nihayet soruşturur, araştırır, kafasına uygun birisini bulamaz. Bazı şartlar arıyor tabii. Bir yerden haber gelip derler ki efendim senin aradığın becerikli, başarılı bir hizmetçi kadın var. Çok elinden gelmedik iş yok. Ancak bir huyu var. Bilmem bu huydan hoşlanır mısın, hoşlanmaz mısın derler. Nedir diye sorar. Derler ki işte olur olmaz söz taşır. Birisinden duyduğu sözü öbürüne götürür. Veya hiç yoktan söz uydurur. Böyle bir tabiatı var, böyle bir huyu var. Ama elinden de gelmedik bir iş yok. Her çeşit hizmete müsaittir derler. Adam der ki canım benim ne sözüm olacak, benim ne sazım olacak, kimin sözünü kime götürecek? O mühim bir huy değil. Hadi kabul ettim gittim dedi. Hizmetçiyi evine alır. Hizmetçi gelir. Asil bir aile. Bağı var, bahçesi var, hanımı var, efendim etrafı var, şöhreti var, şanı var. Bu hizmetçi kadın işte 1 ay 2 ay çalışır. Evin böyle etrafına nüfuz eder. Evin ahbabını, etrafını iyice anlar. Kadında bir huy, bir tabiat haline gelmiş ya, yavaş yavaş başlar kıpırdamaya. O huyunu, o fitnesini icra etmeye başlar. Hiç yoktan söz uydurur. Bir gün hanıma der ki, evin hanımına asil bir kadın der ki, hanımefendi senin namına çok üzülüyorum. Sen edepli, namuslu, iffetli, asil bir kadınsın. Ancak sizin kocanız sizden ayrı bir kadınla alakadar oluyor. Başka bir kadınla temas kurmuş bulunuyor. Çok yazık. Senin namına üzülüyorum. Kadın da bu habere, bu sözü hemen aldanıyor. Nasıl olur der, biz bunca yıldır evliyiz, birbirimize bağlıyız, Allah'tan korkan insanlarız. Nasıl olur da böyle bir şeye teşebbüs eder benim efendim derse de kadın yeminlerle, işaretlerle, şekillerle kadıncağızı inandırır. Ne olacak diye, ne yapacak? Hizmetçi der ki, bir iş bu. Çok basit. Ben bir takım afsunlardan, büyülerden de anlıyorum. Birbirinden kopmak üzere olan karı kocayı birbirine bağlıyorum. Bu hususta da elimden çok şeyler geliyor. Sen eline bir usturayı alacaksın. Efendim, kocan eve gelip de yattığı zaman o usturayla sessizce yaklaşacaksın. Sakalının altından, çenesinin altından 2 tane tüy, kıl koparacaksın. Getirip onu bana vereceksin ve ben onu birbirine bağlayacağım ve işiniz hallolacak. Ustura uyuduğu zaman yaklaşıp kesecek. Pekala, kadın memnun kalır, inandı ya şu habere. Burayı böyle planladıktan sonra bu sefer evin erkeğine, efendisine gider ve şöyle üzülmüş bir manzarayla, sanki bir şeye üzülmüş, teessüf etmiş de perişan bir tavır içinde. Adam der ki, hayrola kadıncağız, nedir bu üzülmüş halinle, niye böyle yüzün gülmüyor, neden böyle perişansın? Ah efendim de, perişan olmayayım da ne olayım, ekmek yediğim şu evde, sizin ekmeğinizi yiyorum, suyunuzu içiyorum, size hizmet ediyorum, siz asil bir insansınız. Fakat sizin hanımınız genç bir erkekle alakadar oluyor. Sık sık eve siz olmadığınız zaman geliyor, konuşuyorlar, görüşüyorlar, gülüşüyorlar, çekip gidiyor. Bir şeyler oluyor bu evde. Sizin de haberiniz yok tabii. Çok üzülüyorum buna diye. Erkek şaşırıp kalır. Nasıl olur der. Yıllardan beri biz evliyiz. Böyle bir hal vaki değil. Nasıl olur da bu böyle olur dediyse de, isterseniz der, bugün bir plan kurdular. Sizin hanımınız dışarıdan gelen erkekle bir plan kurdular. Nasıl plan kurdular? Dediler ki, adam dedi ki, artık evleneceğimiz zaman geldi. Senin de kocan var, evlenmemiz mümkün değil. Ancak eline bir usturayı alacaksın, yattığı yerde gidip gırtlağından kesip öldüreceksin. Biz o cesedi kaybedeceğiz, ondan sonra evleneceğiz dediler. Senin aleyhine, senin gıyabında sana bir tuzak hazırladılar. Aslında usturayı ortaya atan kendisi. Ortada bir hadiseymiş gibi. Seni usturayla bu gece kesecekler efendim. Dikkat et, sen uyuyacaksın. Usturayla gelip seni kesecek. Senin hanımın kesecek. İşte sana ispatını yapıyor. Bu gece gelip yatağına yat. Sanki uyumuş gibi davran. Gözlerini kapat ama azıcık da bir kenardan bak. Uyumuş gibi göster kendini. Eğer usturayla seni kesmeye gelirse benim dediğim doğru. Değilse sen beni kes. Bana inanma der. Adam da merakla akşamı bekler. Akşam gelir, yatağına yatar adam ve yatağın bir kıyısından göz ucuyla uyumuş gibi göstererek kadının, hanımının hareketini bekler. Hakikaten görür ki elinde kapı hafifçe açıldı. Yatak odasının kapısı. Elinde gayet keskin, parıl parıl bir ustura. Adım adım yaklaşıyor hanım. Parmaklarının ucuna basa basa geliyor. Demek ki hizmetçi kadın doğru düşünmüş ve doğruyu söylemiş demeye başlar. Öyle ya, manzara tamam, geliyor usturayla. Vay hain kadın, demek ki bunca yıldır ben koynumda yılan saklıyormuşum demek ki. Yılan evimde besliyormuşum. Hizmetçi kadın da doğruyu söylemiş. Aferin be hizmetçi kadın. Hayatımı kurtar. Bilmiyor ki neticeyi, araştırmıyor. Yaklaşır şöyle sakalının altından şuraya hani yaklaşıp kıl kesecek ya. Tam buraya dayadığı zaman beni kesiyor zannı ve kanaatiyle. Hüsnü zan edemez tabii o anda. Birdenbire karısını yakalar. O tehevvür ve gadapla senelerden beri evli bulunduğu asil hanımını orada tavuk gibi keser atar. Kesti. Bu fitnenin, bu hareketin, bu iftiranın sonunda öz hanımını keser atar. Hizmetçi kadın düşündüğü gibi planı yürümüştür ve hanımını kesen benliği de gözleriyle görmüştür. Haydi bakalım oradan son süratle o boğazı kesilen kadının kardeşlerine haber. Yetişin, hanımınızı, bacınızı, kız kardeşinizi efendi kesti, tavuk gibi kesip öldürdü. Yetişin. Onlar koşuşurlar gelirler. Eniştelerini, bacılarının kocasını tavuk gibi testereyle keserler. Oradan kocanın adamlarına haber verir o hizmetçi kadın. Onlar gelir. Onlar öbürleri arasında korkunç bir kıyam, bir kıtal, bir mücadele, bir çatışma. Yüzlerce kişi iki taraftan ölür, parça parça olur ve koca bir aşiret sürüp bir uydan ve söz gezdiren, iftira planlayan, böyle oturup da insanların, ailelerin aleyhine hareketler planlayan kimsenin bu tabiatı koca bir sülaleyi imha eder. Ve Müslüman da saftır, belki kalbinde kötülük yoktur ama araştırmadığı için dur bakalım neyin nesidir şu? Orada hemen yakalayıp da keseceği yerde soruşturup meseleyi, mevzuyu anlamadığı için bir haberin doğruluğunu veya doğruluk derecesini araştırmadan hareket ettiği için. Şimdi bir haber gelebilir. Bu haberin doğruluğunu araştırmak. Doğruluğunu veya bu doğruluğuna dair şahitler, deliller bulmak. Bunu araştırmadığı için işte mesuldür tabii. Bu cinayetin vebal ortaklarından, günah ortaklarından birisi durumuna düşer. İşte Cenab-ı Hak diyor ki: "Levla iz semi'tumuhu zannel mü'minûne vel mü'minâtu bi enfusihim hayran." Keşke Hazreti Ayşe validemiz hakkında münafıkların uydurduğu iftiraya, o iftirayı işittikleri zaman Müslümanlar hemen böyle inanmayıp da kendi nefisleri için düşündükleri hayrı bir başkası için de düşünüp bu açıktan açığa bir iftiradır deseler. Keşke böyle düşünseler. Keşke inanmasalar. Keşke birdenbire saplanıp gitmeseler. Yani bakın burada temennisi ne kadar güzel. Keşke diyor birdenbire bu iftiraya müminler inanmasaydı. İşte burada mühim bir hayat usulü esası ortaya. Gerek kendi hanımınız, gerekse yakınınız, gerekse komşunuz kim olsun. Mutlak manada bir Müslüman hakkında bir şey duyulduğu zaman derhal o duyulan söze sarılmak yok. Ancak peygamberin bir haberi olursa sarılır. Ancak peygamberin haberine sarılır. Onun dışında kim ne haber verirse versin o haber doğru mu değil mi araştıracak, soracak. Delilini, ispatını, izahını, hüccetini, kat'iyetini araştırdıktan sonra inanacak. Hemen inanmak yalan ve kötü bir huydu. Ve Müslümanın sıfatı değildir. Safça, aptalca, avanakça, enayice bir habere aldanıp da böyle karalayıcı, kötüleyici tavırlar takınmayacaksın. Araştıra araştıra, soruştura soruştura neticeye ulaşmak yolunu bulur. Birdenbire aldanmak. Bütün aileler emin olunuz bu yoldan. Bütün dostluklar buradan bozulur. Bütün arkadaşlıklar buradan yıkılıyor. Araştırmak yok, soruşturmak yok. Bir yalancının, bir dolapçının, dümencinin sözüyle senelerin ahbapları, yılların dostlukları çatır çatır yıkılıyor. İşte Cenab-ı Hak burada fevkalade işaret ederek bu hususu bir kanuna, bir esasa bağlıyor. Hüsnü zan. Evvela güzel düşünmek. Böyle bunu bir Müslüman yapar mı yapmaz mı? Bir şüpheyle bakacaksın. Bu şüphe kötüye değil iyiye meyilli olan. Hüsnü zanla meyilli olan. O hüsnü zan noktasından gireceksin. İyice araştırıp da neticeyi tespit ettikten sonra hükmünü vereceksin. Birdenbire hüküm vermek yok. Evet, ezan-ı Muhammedi okundu. Vakit kalmıyor. Saat 5.30'da daireden çıkıyoruz. 5.30'da daireden karanlıkta çıkıyoruz. Ve dairede namazı müftülükteyiz ya. Dairede namazı kılıp da eve gelince saat 6 oluyor. Evde 2 kaşık yemek yemeden 6.30 oluyor. 7'ye çeyrek arada yasak oluyor. Aman diye bir şey kalmadı. Ve insanlar görüyorsunuz her şeye zam yapıyorlar. Demire, efendim gaza, tuza, şuna buna zam yapıyorlar ama zamana zam yapamıyorlar. Zaman aynı zaman hiç değişmiyor. Ne ileriye alabiliyor. Yani 24 saat hiç değişmiyor. 25 saat yapamıyor. Zamana zam yapmak imkanına malik değil insanlar. O bakımdan kendimiz uyacağız. Zamanı kendimize uydurmamız mümkün değil. Biz kendimizi uyduracağız. İşte bir parça şöyle namaz ezandan sonra filan da 5 dakika, 3 dakika, 5 dakika almak suretiyle şu mübarek ayetlerden istifade edeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah cümlenizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affı mağfiret eylesin. Affaya devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi şu mübarek cuma akşamı hürmetine şehitler, şahitler, müzakirler, şakirler, alimler hürmetine, evliya ve enbiya hürmetine cümlemizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Şu fani hayat ki sel gibi akıp gitmekte, yel gibi uçup gitmektedir. Her saniyemizi ve her soluğumuzu ve şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu ikrar ve iman ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. Ruzi cezada, yevmi hesapta, bilhassa şurada cem olup el açıp amin diyen mümin kardeşlerimizi ve sana ve senin Habibine layık olan ümmeti Muhammed'i şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Bu mübarek gece hürmetine geçmişlerimizi de, müminlerin mevtalarını da bu mübarek sohbetten ve Kur'an dersinden hissedar eyle ya Rabbi. Dertli olanlarımıza devalar, hasta olanlarımıza şifalar, borçlu olanlarımıza da edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.